hissetmiyorum Aliye. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ama ben seni seviyorum Deniz. Ben Nazlı'yı seviyorum. Aliye? Seni bekledim. Aliye, bir yere gidip konuşmak ister misin? Yok. Öyle uzun uzun anlatacak bir şey yok. Yani sadece sana sormak istedim. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Hangi konuda? Yani Deniz'in Nazlı'ya olan karşılıksız ilgisi ve Nazlı'nın senden hoşlanması konusunda. Tabii ki hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz Ferit. Yani sen Nazlı'yı, ben Deniz'i. Birlikte yapabiliriz bunu. Aliye, bence sen ne dediğinin farkında değilsin. Kimsenin duygularına yön veremezsin. Böyle bir hakkımız yok. Var. Yani Nazlı'nın sana olan duyguları ortada. Sen de biliyorsun. Deniz'in artık bunu anlaması lazım. İkimiz birlikte bu saçmalığa son verebiliriz. Tamam Aliye, bu kadar yeter. Bunları duymamış olayım. Nereye gitmek istiyorsan bırakayım seni. Ben kendim giderim. Efendim Engin. Ferit. Ne zaman geliyorsun? Bu Hakan yine aksiyon peşinde. Geliyorum birazdan. Ne oldu? Ya işte muhasebesiyle gelmiş. Belli dosyaları inceleyeceklermiş de falan filan. Anladım Engin. Şimdi beni dinle. Tamam mı? Dediklerimi aynen yap. İtiraz etme yani. Birazdan bu şirket arşiv odasında ne kadar dosya varsa hepsi buraya gelecek. Hepsini tek tek incelemeni istiyorum. Para akışıyla bir sorun, ne bileyim bir usulsüzlük falan varsa tak çıkarıp bana göstereceksin. Anladın mı? Tamam efendim. Tamam. Abi, bu adamların hesabında kuruş hata olmaz ki. Bunlar her şeyi kitabına uygun yapıyor. Bilemeyiz ki oğlum. Bir bakalım. Bakmadan bilemeyiz. Ha, senin kafanda yine bir çakallık var gibi. Var Bekir, var. %48 ya. %48. Bu mu? Bununla yetinecek miyiz ya? Hayır Bekir, hayır. Ben hepsini istiyorum, her şeyi, en tepeyi istiyorum. Bunun için de bize Deniz gerekiyor. Eğer Deniz'i yanıma çekersen bu iş tamam. Bunun için de Deniz'in kafasını bulandıracak bir şeyler bulsak şu dosyalarda. Bu iş oldu bitti. Bu gelecek dosyaların küçük ayrıntıları. Burada ne kadar şey varsa hepsini orada da bakacağız, tamam mı? Oo Hakan, merhaba. Arşivden dosyaları istemişsin duyduğum kadarıyla. Bak. Son yıllardaki bütün dosyalar burada. İstediğin gibi karıştırabilirsin. Korkmuyoruz diyorsun yani. Biz burada her şeyi kanunlara uygun yaparız Hakan. Bizi kendine karıştırma. Herhangi bir açığımızı bulamazsın. Görüyorsun değil mi? Bu adamdaki özgüven, bu kendinden emin tavır. Bayılıyorum bu haline, biliyor musun? Sanki şirketin %51 hissesinin sahibi, patron. Seninle uğraşamayacağım Hakan. Hadi kolay gelsin. Engin, şu tavrın var ya, hani kaftanın tepelerinde dolanır tavrın. Bak dikkat et, yalın ayaksın. Ayağın bir kayarsa diye yere yapışırsın. Ferit Aslan da kurtaramaz seni, haberin olsun. Diye ayağım kayarsa dikkat et de ayağımın altında kalma Hakan. Dosyalarla işiniz bitince de İkbal Hanım'a haber verin. Tabii ne zaman biterse. Evet İkbal Hanım. Bu oyuncakların tamamını attırın lütfen. Oyun bahçesi değil burası. Her yerde toplar, kaykaylar. Onlar Demir Bey'in, yani abinizin koleksiyonuydu Demet Hanım. Sizin bu odaya yerleşmek isteyebileceğinizi düşünemedi herhalde. Yaz Asuman, odadaki özel eşyalar çıkarılacak. Evet. Ayrıca mail adresimin de bugün açılmasını istiyorum. İç yazışmaları takip etmek benim için çok önemli. Yani olup biten her şeyden haberdar olmak istiyorum. Tamam Demet Hanım, ben onu da not alıyorum. Aldım. İç yazışmaları hangi sıfata dayanarak takip edeceksiniz Demet Hanım? Siz şirkette idari kadroda değilsiniz. Hissedar olarak
Size zaten bir rapor sunuluyor Demet Hanım. O son yazdığınızı silin. Pardon İkbal Hanım ya. Sıfat. İkbal Hanım, Demet Hanım'ın bilgisayarı için bilgi işlemden... Demet benim. Buradayım ben. Affedersiniz Demet Hanım. Bilgisayarınızın kurulumu için bilgi işlemden biraz önce aradılar. Odanıza geleceklermiş müsaitseniz. Tamam. Adın neydi senin? Nurhan efendim. Nurhan. Bak Nurhan, bundan sonra ben odadayken benimle ilgili herhangi bir şey söyleyeceksen bana söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Güzel. Ayrıca bu parfümü bir daha kullanma. Berbat kokuyor. Tamam efendim. Evet. Bu eşyaları da atın lütfen çünkü ben kendi eşyalarımı getireceğim buraya. Neyi atıyorsun sen? Aa Ferit, bana hoş geldin demeye mi geldin? Hoş bulduk. Sen bu şirkete de bu odaya da hoş gelmedin Demet. Ya. Ferit. Demir benim abimdi. Ve bu odada sizin anılarınız olduğu kadar benim de anılarım var abimle. Bak, bak, bak. Bu fotoğrafa iyi bak. Sen beni her yerden silmiş olsan da Demir asla böyle bir şey yapmadı. Neden? Çünkü biz bir aileyiz. Deniz, Demir ve ben. Sen Ferit Aslan olsan bile kan bağını kesemezsin. Ayrıca Ferit'ciğim, biz bugün kışlık eve taşınıyoruz biliyorsundur herhalde. Akşam da Bulut'u yanına göndereceğim. Bana bulaşacağını yeğeninle hasret giderirsin Ferit'ciğim. Hiçbir şey atılmayacak. Her şeyi özenli bir şekilde saklayacağız. Demet sen de buradan çıkıp yan odaya geçiyorsun. Gerekeni yapın lütfen İkbal Hanım. Tabii Ferit Bey. Şu kabloları bitirdikten sonra bir de kolon kablolarına da bakalım usta. Tamam. Kayınço, kolay gelsin. Eyvallah. Ne zamandır geleyim bir hayırlı olsun diyeyim diyordum. Kısmet bugüneymiş. Hoş geldin. Eyvallah. Deniz Bey, lambayı buradan sarkıtalım mı? E sen işine bak, buralardayım ben. Sark usta. Yani diğer taraftan daha iyi olacak sanki ya. Tamam. Güzel mekan ya. Yani anlamam biraz zaman alacak galiba. Deniz Nazlı'ya nasıl aşık olur ya? Yani tamam Nazlı'ya karşı çok ilgiliydi falan ama Deniz coşkulu çocuktur biliyorsun. Ben tamamen arkadaşça zannettim o hislerini. Nazlı'nın hisleri de öyle arkadaşça. Dün gece sen de duydun Nazlı'nın söylediklerini. Evet. Ama Deniz tabii hayal dünyasında. Bir şeyden haberi yok. Ama çok duygusal çocuk biliyorsun. Yani üzülebilir bu durumdan. Maalesef. Yani Deniz'le Ali hiç ayrılmamalıydı bence. Evet bizim kız biraz dengesiz ama bence çok iyi tamamlıyorlardı birbirlerini. Deniz tamamen kapatmış gibi görünüyor defteri. Sizin defterde yeni bir şeyler var mı yazılıp çizilen? Nazlı kaçmaya devam ediyor. Ama ben kovalamayı bıraktım. Son bir kez daha konuşmayı deneyeceğim. Oldu oldu, olmadı bu defter kapanır. Sence niye kaçıyor olabilir? Bilmem. Bir tedirginliği var ya da çekindiği bir şey var. Dedim ya, açık açık konuşup anlamaya çalışacağım. Zaten bu iş bu akşam çözülür. Bulut bana geliyor, yakın çevreyi de evde toplayacağım. Nazlı'yı da çağıracağım, sen de gel. Olur, gelirim. Deniz de geliyor mu? Gelir herhalde.
Ben sana lazım mıyım bugün? Seninle bir işim yok. İyi. Ben bir Deniz'in oraya uğrayayım. Bir de kendi gözlerimle göreyim tekrar Deniz'in halini. Akşam evde görüşürüz. Akustik mükemmel. Ya var ya sahne, davul orada, bar falan yıkılıyor oğlum burası. Çok iyi mekan ya. Biliyor musun hep benim de böyle bir mekanım olsun isterdim ya. Senin için kolay böyle şeyler. Piyasada vardır bir sürü tanıdıkların. Var var, olmaz olur mu? Sürüsüne bereket. Ama benim aklımdaki daha böyle yanlış anlamalı olursun. Farklı yani, burası çok sosyetik. Ben daha halka yakın bir şeyler hani, anladın mı? Ama tabii bize yasak gece hayatı. Ablam mevzu bahis. Emir büyük yerden gelince biz de hanım köylüyüz. Yapacak bir şey yok. Doğru. İnsan birisiyle birlikte oldu mu onun görüşlerini dinlemeli. Bak çok güzel laf ettin. Yok mu senin görüşlerini dinlediğin birisi? Oo Deniz Bey. Bir tebessüm. Baş ona eğmeler falan. Kim bu talihli kız? Hakan, boş ver, kafanı yorma böyle şeylere. Ya neyi yorma ya, olur mu ya? Bak sana söz veriyorum. Sen, ben, ablan gidiyoruz. Seni tabii böyle jilet gibi giydiriyoruz. Dayanıyoruz kızın kapısına. Çiçeğimizle, çikolatamızla, Allah'ın emri, peygamberin kahveyle kızı istiyoruz. Alıyoruz, gidiyoruz. Budur. Çikolata, çiçek falan çok klişe şeyler bunlar. Ben elinden tuttum mu kaçırırım. Yemin ederim var ya, sana da bu yakışır işte. Deniz Bey, burası bitti gibi. Bir bakmak ister misiniz? Tabii, tabii usta. Geliyorum. Ben bir telefonla konuşayım. Sen işine bak. Alo aşkım. Ne yaptın? Yerleşebildin mi? Yerleştim, yerleştim. Bilgisayarım kuruluyor şu an. Aa, güzel, iyi. Ben de Deniz'in yeni mekanına geldim bir hayırlı olsun demeye. Niye beni beklemedin? Beraber gitseydik ya. Beraber de geliriz aşkım. Bak ne diyeceğim sana, Deniz'i yarın sabah kahvaltıya çağıralım bizim kışlık eve. Hem hiç görmedi orayı o. Bir dakika hayatım, nedir? Bilgisayarınız hazır Demet Hanım. Tamam, teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Hayatım, yarın sabah olmaz. Ya olmaz çünkü biz Pelin'le program yapmıştık da... Çok önceden kahvaltı sözüm vardı ona. Peki sen öyle diyorsan? Hem Deniz yabancı değil ki. Akşam yemeğine davet ederiz onu da. Olur, daha iyi olur. Tamam canım, öpüyorum çok. Tamam, ben de öptüm, bay bay. Bay bay. Ne var Asuma? Demet Hanım, odanızın dekorasyonuyla ilgilenecek iç mimarla görüştük. Kendisi yarın sabah randevu verdi. Yarın sabah olmaz. İyi de siz çok acil dediğiniz için sizi araya sıkıştırdı. Yani eğer detaylarda anlaşabilirseniz kendi düzenlemelerini yapacak. Yarın sabah olmaz dedi Masuman. Hem diğer günler torbaya mı girmiş canım? Başka bir gün gelemiyor muymuş yani? Gelemiyormuş. Çok yoğun kendisi. O zaman sizi ortağına yönlendirecek. Öyle yapsınlar o zaman. Ne dikiliyorsun Asuman? Başka bir şey var mı? Yok. Çık o zaman. Efendim? Evet ben aramıştım. Yarınki operasyon için asistanınız beni aradı ama ben yine de sizinle teyitleşmek istedim. Bir sorun yok değil mi? Tamam, tamam. Tamam, yarın sabah anlaştığımız saatte oradayım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sigortalar da eski Deniz Bey. Hepsinin değişmesi lazım. Tamam. Ne zamana biter hepsi? Elimde çok iş var ama yarın hallederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Sana da usta. Deniz Bey, bu mutfağın havalandırma sistemi için yarın geleceklerdi ya. Evet. Şimdi aradılar da gelemeyeceklermiş. Hayda, bu nasıl iş ya? Biz mi koşturacağız adamların peşinden? Niye tutmuyorlar verdikleri sözü? İş hayatı Deniz. Kolay olmayacağını söylemiştim sana. Rutin kontrol mü? Yok, geçiyordum, uğradım sadece. Yalnız söylemedi deme, havalandırma işi kritik. Ruhsat iptaline kadar gider, haberin olsun.
Ben de yaptırmak için uğraşıyorum zaten. Ne güzel evinde oturuyordun, besteni yapıyordun, sözünü yazıyordun. Niye girdin bu işlere anlamıyorum ki. Niye girmesin? Girecek tabii ya. Hem tedbiri mekanda ferahlık vardır Ferit Efendi. Bu adam becerikli, yetenekli adam ya. Sanatçı ya bu adam. Evinde mi üretecek? Tabii ki de çıkacak, edecek, eğilecek. Kardeşim ben sonuna kadar arkandayım. İsterse yapar tabii. Ama etrafında senin gibi sülükler varsa işi çok zor. Ya çok merak ediyorum Allah aşkına. Senin sorunun ne ya? Ya biz bir aileyiz ya, aile ya. İyi günde, kötü günde birbirimizin yanında olacağız. Sen niye her şeye sorun çıkararak yaklaşıyorsun? Hakan, sana şirkette denk gelmedim diye seviniyordum ama burada çıktın karşıma maalesef. Deniz, kardeşim 10 numara 5 yıldız mekan olmuş. Hatta süper olmuş. Eline yemeğine sağlık. Bir şeye ihtiyacın olursa ben her zaman arkandayım, tamam? Kolay gelsin. Çakal, sen de sokma şu herifi bu kadar yakına ya. Ne yapayım? Adam uğramış. Ablamın kocası sonuçta. Girme mekanımı deseydim. Merhaba, ben Demet Önder'in asistanıyım. Evet, Demet Hanım'ın yarınki randevusuyla ilgili aramıştım. Yarınki programını düzenliyorum da herhangi bir aksaklık çıkmaması adına teyit etmek istedim. Anlıyorum. Anlıyorum tabii. Tamam, o zaman ben ona göre düzenlerim programı. Çok sağ olun, kolay gelsin. Tabii Demet Hanım ya. Malum kürtaj olacaksınız. Hemen öyle işinizin başına dönemezsiniz. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Sizin ne işiniz var burada? Ben hep şort hazırlıyorum, ister misin? Yok, almayayım ben, teşekkürler. Pratiğiniz fena değil. Bir ara barmenlik yapmıştım. Barmenlik mi? Ne zaman? Yani meslek olarak yapmamışsınızdır tabii de. Üniversitede bir arkadaşım barında. Öyle eğlencesine. Chicago'da MBA yaparken. Bendeki de soru değil mi? Yani Ankara'da üniversitedeyken harçlığınızı çıkartmak için aşağı ayrancı pavyonlarında barmenlik yapacak değilsiniz. Problem ne Nazlı? Chicago'da MBA yapmam mı yoksa pavyonda çalışmamış olmam mı? Problem yok. Espri var. Bulut bu akşam sonunda bana geliyor. Zaman zaman ben de Deniz de anneannesine falan kalabilecek. Sen de gelir misin? Engin, Deniz, Tarık hep soracaklar. Yok, gelemem ben. Yani çok isterim ama gelemem. Akşam Japonca kursum var. Bulut seni çok özledi ve görmek istiyor. Ben de özledim. Ama gerçekten gelemem. Size iyi eğlenceler. Hepsinin ayrı dolapları olsun. Sonra yoğunlukta karışmasın ortalık. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. İşten çıkınca bir uğrayayım dedim ben de. İyi ettin. Güzel sürpriz. Konuşmamız lazım. Ben kaçayım, siz rahat rahat konuşun. Rahatız biz. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Biz ne konuşacaktık? Menü. Her şey tamam. Ama sunumla ilgili bazı kaygılarım var. Orijinal olsun istiyorum. Deniz, benim hakkımda birkaç fikir var ama önceliğim sunumların orijinal olması değil, pratik olması. Hem mutfak için hem müşteriler için. Yani müşteri de zaten o kalabalıkta ve müzik dinlerken sunumun orijinalliğine o kadar dikkat etmez. Onun da önceliği lezzetli ve doyurucu olması olacak. Sen merak etme. Ben birkaç şey oluşturdum kafamda. Her şey kontrol altında. İyi olacak. İyi ki varsın. İyi ki yardım ediyorsun bana.
Deniz'in evinden çıkarken kendine değildim. Biraz abarttım, özür dilerim. Önemli değil, ben seni anlıyorum. Deniz'le ne konuştunuz? Hem çok şey konuştuk, hem hiçbir şey konuşmadık. Çok kaptırmış kendini. Nazlı'yla aranız nasıl? Karışık. Dünyada karışık olmayan bir ilişki var mı ki? Bu arada akşam bir yere gidemezsin, buradasın. Ne var ki? Parti. Bulut geliyor birazdan. Ben de kalacak, ben de şerefine parti düzenledim. O yüzden herkesi çağırdım, kalabalık olsun istedim. Güzel. Nazlı geliyor mu? Hayır. Ama Deniz geliyor. İlginç bir tesadüf. Kalırım o zaman. Konsept kovboyculuk. O yüzden Bulut için istersen kafana bir tüy takıp Kızılderili olabilirsin. Ya da kovboy şapkasıyla kovboy tercih senin. Ben kasabanın şerifi olmak istiyorum. Ayarlarız bir şeyler. Hayır ya, yalan söylemiyorum. Gerçekten var Japonca kursum. Çok iyi yapıyorsun Nazlıcığım. Adamdan tırıs tırıs kaçarken bile doğruyu söylüyorsun ama aferin arkadaşıma, bravo. Çözüm bulana kadar kaçacağım. Var aklımızda herhalde bir şeyler. Kızlar, sonunda beklenen gün geldi. Bulut Ferit abiyle kalacak bu akşam. Ya öyleymiş. Biz de ona minik bir hoş geldin partisi yapmak istiyoruz. Siz de gelsenize. Gider miyiz Nazlı? Bilmem, gider miyiz Fatoş? Benim de ufak bir sürprizim olacak. Yani mutlaka gelmeniz lazım. Öyle mangal falan hep beraber takılacağız ya. Deniz'cim siz ailece kutlayın. Şimdi biz kalabalık yapmayalım. Bizim ailemiz biraz fazla çekirdek olduğu için kalabalıklaşmak istiyorum. Yani Engin geliyor, Tarık geliyor. Bulut'u çok özledim Deniz, gerçekten. Ama kursum var. İhmal de ettim şimdi kursu. Ben Kızılderili aldım. Ya sen biraz büyüdün mü yoksa bana mı öyle geliyor? Birazcık boyum uzamış olabilir, hemen ölçüyorum. Birkaç santim uzamış olabilirim. Çünkü ben basketbol oynamaya başladım. Sütle içiyor musun peki? Evet, her gün bir bardak. Bence ben büyüyünce dayım kadar olurum. Sen benim kadar olursun tabii. Hatta beni geçersin bile. Dayı. Ben sana bir şey soracağım. Sor ama çok zor olmasın. Senin buranda kalp mi var, yürek mi? Nereden çıktı şimdi bu? Hakan amca bana dedi ki. Ne dedi? Korkaklarda kalp olurmuş. Cesurlarda yürek olurmuş. Ben de dedim ki, benim dayım çok cesur. Kesin onda yürek vardır. Öyle mi dedin? Evet. Bulut'cum, bana sorarsan burası değil de sanki burası biraz daha önemli. İnsan önce aklını kullanacak, aklıyla hareket edecek. Akıl olmadıktan sonra cesaret neye yarar ki? Ya? Galiba birazcık anladım. Ben bu dediklerinizi Hakan amcaya anlatacağım. Sonra da diyeceğim ki, senin buranda ne var? O zaman ben şimdi devam ediyorum. Devam, 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 devam. Aşkım. Hoş geldin. Hoş buldum. Yerleşmeye başlamışsın bile. Evet, geç bile kaldım. Hakan, Bulut'un odasındaki eksikler tamam mı biliyor musun? 3 güne hepsi tamam olacak. İyi iyi. Ferit'ten Leman teyzenin yanına gidecekti zaten. 2 günde orada kalsa hazır olur değil mi? Merak etme aşkım. Hazır olacak, sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim sana. Büyük patron evde canavar kesiliyordu, tamam. Ama biliyor musun, şaka maka bir yana da özledim ben baya baya. Sen Hakan. Aşk olsun Demet, niçin öyle diyorsun ya? Ne güzel evde çocuk sesi oluyordu, cıvıl cıvıl. Hakan, bunu senden hiç beklemezdim. Niye öyle diyorsun ya, aşk olsun? Yani Bulut yarın büyüyecek, yuvadan uçup gidecek. Bizim eve yeni sesler lazım. Bak ben sana söyleyeyim.
koku ne ya? Aa, Nazlı, ne yapıyorsun? Fırında çilekli tart büyütüyorum canım. Burada da çikolatalı kurabiyelerimi yuvarlıyorum. Onu görüyorum, onu demiyorum ben. Hayırdır manasında. Ne iş? Bulut için yapıyorum. Bulut için yapıyorsun. Evet Fatoş, yani dayısıyla tuhaf bir ilişkin var diye çocuğun suçu ne? Ben çocuğu niye yalnız bırakayım? Kurs peki? Bulut için bir istisna yaptım. Hocadan telafi isteyeceğim. Bulut için yapıyorsun yani. Çok iyi yapıyorsun, çok iyi yapıyorsun. Biz de geliyor muyuz peki? Evet canım, sen de geliyorsun, Asuman da geliyor. Maaile gidiyoruz. Biz hazırlanalım o zaman. Dur, Asuman'a da haber vereyim. Asuman! Kız, gidiyoruz, hazırlan. Asuman zaten dünden meraklı. Ben kabus mu görüyorum? Bahçemde barbekü mü yapılıyor? Merak etme, merak etme. Bahçeni ne yakacağız, ne kokutacağız. Gayet profesyonel bir sistem bu, değil mi Tarık? Tabii tabii. Yani öyle olduğunu umuyorum. Çünkü daha önce görmedim böyle bir şey. Engin Bey getirtmiş bu mangalı. Barbekü oğlum, barbekü. Barbekü. Yani bu çocuk şimdi iki tane köfteyi böyle çeyrek ekmeğin arasına koymasın mı? Ya da salatada böyle ekmeğini unutup kendisine küçük sürprizler yapmasın mı? Tamam peki, Bulut'un hatırı için kabul. Barbekü sende Tarık. Tamam tamam, merak etmeyin Fethi Bey. Tarık aynı zamanda bu gecenin aşçısı. Bütün etler ondan sorulur. Oho, her geçen dakika üstündeki sorumluluk artıyor. Bir yerden başlamak lazım, gideyim ellerimi yıkayayım. Dayı, Nazlı ne zaman gelecek? Bulut'cum, Nazlı'nın Japonca kursu varmış bu akşam, o yüzden gelemeyecek. Ama neden? Ben Nazlı'yı çok özledim. Şimdilik eldekilerle idare edeceksin Bulut'cum. Bak. Dayım burada, amcam burada, Engin abin, Tarık abin. Alya da var. Evet. Alya da var. Tamam, kabul. Hepinizi çok seviyorum. Ama Nazlı bir başka. Hem biz büyüyünce Nazlı ile eğleneceğiz. Yediden 70'e herkesin Nazlı aşkı da bambaşka. Ben ellerimi yıkayayım. Üst kattakini kullanabiliriz. Ya şimdi biz yarın akşam maç izleyemeyecek miyiz? Nazlı! Bulut! Gel gel. Ah, çok özledim seni. Özledin mi beni? Evet. Ben de seni selam, çok özledim. Selam, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen zaten eve gideceksin. En az da her gün gelip yemek yapıyor zaten. Sen bir yere koy, o alır. Tamam, götürürüm ben. Çok eğlenecek. Eminim çok eğleneceğiz. Sadece senin için geldim. Ben zaten hissetmiştim senin geleceğini. Bak sen, hislerimiz kuvvetli galiba. Bir kızılderili her zaman hisseder. Peki, çok renkli tüy. Ay biz böyle var ya, tam Amerikan filmlerindeki barbekü partileri gibi olduk ha. Tarık. Efendim? Ya biz çok kalabalığız. Sen o kadar işi tek başına halledebileceğine emin misin? Şefim, kusura bakmayın ama bir bahçede bir mangal varsa ve aynı bahçede bıyıklı, elinde maşası olan bir Türk erkeği varsa
Sorumluluk onda demektir. Keyfinize bakın ya. Tamam, sen bilirsin. Süpersin Tarık abi. Hadi Nazlı, gel biz gidelim. Bir Kızılderili tarafından kaçırılıyorum galiba. Galiba. Geronimo bayağı kaçırıyor kızı ya. Gel bakalım. Çadırın ne güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Sen daha güzel yapıyorsun. Hoş geldiniz. Merhaba Aliye. Bulut, biliyor musun? İlk sarışın Kızılderili olarak tarihe geçti. Gerçi varmış başka yerlerde de böyle küçük tenli falan. Kızılderililer ama. Doydun mu Bulut'cum? Bence biraz daha yersin. Bulut değil dayı. Benim adım artık yüksekten uçan kartal. Nazlı mı buldu bu ismi? Yok, amcam. Söyle bakalım yüksekten uçan kartal. Yakında nereye gidiyoruz? Nereli binmeye. Oo, planlar yapılmış. Tabii, yani konsepti devam ettireyim dedim. Şöyle hiç hayatında et görmemiş gibi, Allah Allah. Ablam aldığı maaşla böyle 40 yılda bir et yapıyor. Ben şurada gelmiş ki keyif yapıyorum, battı hemen sana. Sen de ye. Duyuyorum Asuma. Tarık'cığım, eline sağlık, çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Ya bu barbekü partilerini geleneksel hale mi getirsek? Ay vallahi bence her hafta yapalım yani, ben çok sevdim. O zaman böyle biraz müzik dinlesek mi ya? Çok iyi fikir. Geldiğimden beri gözüm gitarında, ne zaman elini alacaksın diye bekliyorum. Gerçekten mi? Bugün özel bir gün. O yüzden size bir şarkı çalacağım. Yeni yaptığın şarkı mı? Bitti mi parça? Sürpriz. Bu şarkı benim hayatta en çok sevdiğim, en değer verdiğim. Onun için her şeyi yapabileceğim kişiye gelsin. Yüksekten uçan kartal Bulut'a. Aşkım, evimizi özlemiş misin ha? Özlemişim Hakan ya. Değil mi aşkım? Ne de olsa ilk göz ağrısı burası ya. Şu duvarların dili olsa da konuşsa bak. Ya. Aşkım. Efendim. Biliyor musun? Sen de benim ilk göz ağrımsın. Hakan. Tamam ya, işin şakası. Doğru. İlk göz ağrım değilsin. Ama şöyle düzeltebilirim mesela. Hı. Sen benim son göz ağrımsın. Bu nasıl? Bu daha iyiydi değil mi? Oldu Hakan'cığım, oldu. Son göz ağrım. Evet ya. Odaya çıkalım. Hiç keyfim yok Hakan. Niye aşkım? Ne oldu? Kim üzdü seni ya? Niye canın sıkıldı? Ya mevsimsel bir şey galiba. Yazdan sonbahara geçerken oluyor genelde, biliyorsun. Hmm. Ben senin için dört mevsimi yaz yaparım, bu dünyayı yakarım kız. Hadi gel odaya çıkalım. Hayır, gerçekten bir duş alıp uyuyacağım. İyi geceler kocacığım. İyi geceler. Ya
yedi diyor ya. Ne var ya? Gözüne dikkat et. Koş, 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 koş. Ben sana. Kızları oynatmıyor musunuz? Ha? Ah. Çok özür dilerim. Vallahi sakarlığıma denk geldi. Yok, yok. Tamam, ben hallederim. Bir şey yok. Sen istersen Ferit'in odasına git, temiz bir tane tişört al. Böyle gezme. Deniz, dolabı açınca görürsün. İstediğini al. Hadi bekliyoruz, hadi hadi. Tamam, alıyorum ben. O zaman ben de kendime bir şarap alayım. Baksana etlerini güzel pişirdi. Ay evet ya, var ya doya doya yedim. Fark ettik doya doya yediğini. Ay neyse, insanlar tatlı falan yiyecek yer kalmadı insanlarda. Ben gideyim de Bulut'un tatlılarını ayırayım bari, yarın yer. Aa tamam. Varsam sen geçersin. Ben sevmedim. Ki kız flörünü unutmuş. Çıkmadan da Fatoş'a veremedim. Yeni gördüm. Dursun burada, ben veririm ona. Aslında Ferit, sen zaten eve gideceksin. Her gün Nazlı yemek yapmaya da geliyor. Sen bir yere koy, o alır. Tamam, götürürüm ben. Deniz, aldın mı tişörtü? O Nazlı'nın flörü değil mi ya? Niye vermemiş ki kızı acaba? İnsan niye odasında böyle bir şey saklar ki? Bunları yiyecek hali kaldığını sanmıyorum. O yüzden çıkarayım da yarın yer artık. Çok güzel olmuş yine. Her zamanki gibi. Afiyet olsun. Ben kızların yanına gideyim. Yalnız bıraktım onları. Kalkalım artık, çok geç oldu. Oturuyorduk ya. Dayıcığım, al bakalım suyunu. Tarık, biz bırakalım o zaman hanımefendileri. Tabii. Ben mekana gidiyorum. Kasayla ilgili bir problem varmış. Görüşürüz. Deniz, dur. Biz de kalkıyoruz zaten. Beraber çıkalım. Yok ya, benim hemen gitmem lazım. Yüksekten uçan kartal. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz amca. Ne oldu şimdi? Görüyor musun? Tam bir zengin kalkışı. Dayı, benim uykum geldi. Getireyim seni dayıcığım. Nazlı getirsin. Hem bana masal da anlatır. Evet, Bulut'cum, ben yarın erken kalkacağım. Çok geç oldu, eve gitmemiz lazım. Lütfen Nazlı. Ama Bulut'cum, biz bugün çok yorulduk ve evimize gidip dinlenmek istiyoruz, olur mu? Ama lütfen Nazlı, hem bacım benim günüm değil mi? Aslında şöyle yapalım, yani biz çok yorulanlar olarak eve gidelim. Madem Bulut da çok ısrar etti, Nazlı masalını anlatsın.
Bitince eve döner o da. Koca kız, değil mi? Ne olur Nazlı, kırma beni. Tamam o zaman, öyle yapalım. Ben sizi bekletmeyeyim boşuna.